Herkese merhabalar. Bugün sizlere MXC üzerinden işlem kopyalama nasıl yapılır sıfırdan detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ben işlemlerimi zaten Twitter üzerinden paylaşıyorum. Fakat bu işlemleri siz bazen geç görebiliyorsunuz veya bazen işleme giriyorsunuz. Ben kar aldığımı duyurmama rağmen siz bunu sonradan görebildiğiniz için sorunlar oluşabiliyor. Ve burada aslında MXC'nin copy trade sistemi yani işlem kopyalama sistemi Buna çok güzel bir çözüm oluyor. Sizler burada beni takip edebiliyorsunuz. Eş zamanlı olarak işleme giriyorsunuz. Ben işlemi açtığım anda ve ben işlemden çıktığım anda sizler de hemen çıkmış oluyorsunuz. Yani çok güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ve yine istediğiniz miktarı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Veya burada stop seviyenizi vesaire kendiniz yine ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben kar al seviyemi ayarladım. Fakat siz bunu beğenmediniz. İstediğiniz zaman pozisyonu kendinizde terk edebiliyorsunuz. Yani birçok güzel, detaylı özellikleri var. Birazdan bunlara değineceğim. Şimdi sizlere sıfırdan anlatacağım dediğim için öncelikle hiçbir hesabı olmayan kişiler ne yapması gerekiyor? Burada yorum açıklama kısmına bırakacağım linke tıklayabilirsiniz. Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Burada bir hesap oluşturmamız gerekiyor öncelikle. Burada e-posta adresimizi giriyoruz. Ardından şifremizi belirliyoruz. Ve davet kodunuz burada yazacakları zaten. Eğer ki uygulamadan giriyorsanız da 16 küçük m büyük f küçük t şeklinde davet kodunu girebilirsiniz ve bununla birlikte komisyon indirimlerinden faydalanabilir ve yine ek bonuslardan da faydalanabilirsiniz. Ardından burada arkadaşlar bu tiki işaretliyoruz yani sözleşmeyi onaylıyoruz ve kayıt ol'a tıklıyoruz. Kayıt ol'a tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Yani burada sonrasında kimlikle doğrulama işlemi yapabilirsiniz. Fakat para yatırmak için vesaire kimlik, kimlik doğrulama işleminize gerek kalmıyor. İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Ama yaparsanız dediğim gibi ek bonus ödüllerinden faydalanabiliyorsunuz. Sonrasında ben burada artık cüzdan kısmına geleceğim. Yani para yatırmam gerekiyor işlemlerimi bu borsa üzerinden yapacağım için. Cüzdana geldim spot'a tıkladım. Sonrasında diyorum ki bakın yatırma var çekme var. Ben bu borsaya para yatıracağım için yatırmayı seçtim. Yatırmayı seçtikten sonra bana diyor ki bakın token'ı seçin cüzdan adresini kopyalayın. Yani burada hangi token'ı seçeceğim? Öncelikle burada görebilirsiniz birçok şey var. Ben burada USDT'yi tercih edeceğim arkadaşlar. Ve A için ya TRX tercih edilir ya da BSC tercih edilir. Ben Binance üzerinden göndereceğim için BSC'yi tercih edeceğim. Fakat sizler burada TRX de tercih edebilirsiniz. Yani Paribu kullanıyorsanız BTC Türk üzerinden gönderecekseniz TRX de tercih edebilirsiniz. İkisi de hızlı ağlardır, yani hızlı bir şekilde transferi gerçekleştirir. Arada küçük bir komisyon farkı var, ona da birazdan değinirim. Yani dediğim gibi ben burada Bep20'yi tercih edeceğim, Binance üzerinden göndereceğim için. Sonrasında burada yatırma adresi oluşturmanız istenir. Sizde ilk başta bu adres görünmez. Oluştura tıkladığınız anda karşınıza böyle bir adres çıkar. Yani bu artık sizin adresiniz arkadaşlar. Siz bunu IBAN gibi düşünebilirsiniz. Yani bankadan birinden para isterken IBAN'ınızı nasıl atıyorsanız birinden de para isterken yine yatırım adresinizi gönderebilirsiniz. Veya birine para gönderecekseniz hesabınıza farklı bir hesaptan para gönderecekseniz bu hesabı kullanacaksınız. Bu adresi kullanacağız. Burada kopyalamaya tıkladım. Kopyalandı. Sonrasında hangi borsadan para göndereceksem oraya gideceğim. Ben Binance üzerinden para göndereceğim. Burada da dedim ki cüzdana geldim withdraw crypto yani kripto para çek işlemine geldim arkadaşlar. Ardından coin'i seç diyor bana USDT'yi göndereceğim. Sonrasında adresi burada kopyaladığımız adresi geliyorum buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra network diyor. Ağı seçmem lazım. Ağın aynı olduğuna emin olmanız lazım. Siz yani burada gidip arkadaşlar direkt olarak trc 20 seçtiyseniz trc 20 olacak. BSC BEP20 seçtiyseniz BEP20 olacak. Ben burada BSC seçtiğim için bakın burada 0.29 dolar ücreti var. Fakat sizlere bahsettiğim gibi TRX seçseydim bakın 1 dolar gibi bir ücreti var. O yüzden BSC tercih edebilirsiniz. Fakat bazı borsalar BSC'yi desteklemiyor. O zaman ne yapacaksınız? TRX üzerinden gönderim yapacaksınız. Ben burada ikisinin de aynı olduğundan emin olaraktan burada eminime tıkladım. Ardından ne kadar para göndereceğim? Ben burada 500 dolar göndereceğim. Tabii ki siz ne kadar gönderecekseniz. Ardından bakın bana diyor ki Network fee 0.29 dolar. Yani benim hesabıma net olarak 499 dolar 71 cent geçecekmiş. Tamam diyorum, buraya tıklayacağım arkadaşlar. Ardından onayları vereceğim. SMS onayı ve e-posta onayını verdikten sonra Hesabıma geçmesini bekleyeceğim. Ortalama 5 dakika içerisinde paramın çekildiğini görüyoruz. Bakın burada completed yazıyor arkadaşlar. Hemen burada kontrol edelim. Burada aslında şunu da söylemek istiyorum. Buradaki transfer süreci ağın yoğunluğuna göre değişebilir. 5 ila 15 dakika arasında olacaktır. Fakat burada geç de gelse de sıkıntı yapmayın. Yani doğru seçtiyseniz, ağ adreslerinin aynı olduğundan eminseniz bir sorun olmayacaktır. Paranız hesabınıza geçecektir. Ardından bakalım burayı bir kontrol edelim. Cüzdan kısmına geliyorum, spot'a tıklıyorum. Çünkü spot'a göndermiştim ben paramı ve burada 499 dolar 71 sent olduğunu görebiliyorsunuz. Yani param buraya eksiksiz bir şekilde geldi arkadaşlar. Bakın burada vadeli işlemler sekmesine tıklıyorum. Bunu hem mobilde görebilirsiniz hem de burada direkt olarak bilgisayar üzerinden görebilirsiniz. İşlem kopyala kısmı var. Buraya geliyorum ve burada aslında direkt olarak karşıma zaten çıkıyor. Burada bakın görüyorsunuz işlemlerini paylaşan trader'lar var. Bunların ne kadar kazandığı, ne kadar e, 7 günde ne kazandığı, yine kazanma oranlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada peki beni nasıl bulacaksınız? Bakın sağ kısımda ara kısmı var. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Kripto boşluk krallığı şeklinde yazarsanız direkt olarak ben çıkacağım. Yani burada tam ismimi bulmaya çalışın. Yani tam olarak ismimi yazın. Çünkü bazen kripto kralı vesaire farklı farklı isimler de var. Bakın bu benim arkadaşlar. Kripto krallığı şeklinde beni bulabileceksiniz. Şu anda 0 kişi var. Daha videoyu paylaşmadım. Videoyu paylaştıktan sonra bakalım 1000 kişilik bir sınır varmış. Kaç kişi takip edecek birlikte göreceğiz. Buraya gelip arkadaşlar takip ede tıklıyorsunuz. Eğer ki işlemlerimi kopyalamak istiyorsanız. Ve burada soruyor hangi işlemleri kopyalamak istiyorsun? Yani ben örnek veriyorum Luna, Luna'da işlem açacağım. Ama siz Luna'da işlem açılmasını istemiyorsanız buraya gelip kapatabilirsiniz. Bunu kapatabilirsiniz. Ben bunun tümünde kalmasını öneriyorum. Yani zaten saçma coin'lerde işlem açan biri değilim. Ethereum, Bitcoin vesaire açarım veya diğerlerinde de fırsat görürsem orada da işlem açmaya çalışacağım. Onu da söylemek istiyorum. Sonrasında bana bakın burada soruyor. Genel kısmı var, gelişmiş kısmı var. Öncelikle genel kısmını anlatacağım. Gelişmiş kısmı biraz daha böyle ileri düzey için. Şu an genel kısmını öğrensek yeterli. İşlem kopyalama miktarı. Şu anda bakın kullanılabilir 499 dolar varmış. Ben burada arkadaşlar kaç dolar kopyalamak istiyorsam onu yazabilirim. Örneğin 100 dolar ile kopyalamasını isteyeceğim ve burada bakın miktar olarak da yine 25 vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ben 100 dolar kopyalamasını isteyeceğim mesela. Burada otomatik marjin eklemenin inaktifte kalmasını isteyeceğiz. Yani bunu aktive ederseniz ne gibi şeyler olur? Bu arkadaşlar sizin likidasyona uğramanızı önler. Fakat tüm paranızı kullanacağı için bunu kullanmanızı önermiyorum. Zaten ben stop atacağım için de buna da gerek kalmayacak Yani ben her işlemimi biliyorsunuz stoplu kullanıyorum Ve likidasyon fiyatını beklemiyorum Sonrasında bakın biz burada 100 dolar olarak bütçe belirledik Peki bize soruyor iş, işlem kopyalama modunda Her işlem için ne kadar e, para yatıralım yani her işlem için Mesela biz bitcoin ben diyorum diyorum Hem bitcoin de işlem açtım hem ethereum da açtım Siz bunlara ne kadar parayla gireceksiniz bunu kendiniz belirleyebiliyorsunuz örneğin ben her işleme 20 dolarla girmek istiyorum O zaman burada 20 dolar yazıyorum Yani bu da bana şunu söylüyor aynı anda 5 tane işleme girdiğim anda 5'ini de kopyalayabilirim Çünkü her işleme bu şekilde girebiliyorum Yani bunu dediğim gibi böyle 5'e 1 oranlı Veya da 10'a 1 oranlı da yapabilirsiniz 10 dolar da yapabilirsiniz Sonrasında bakın TPSL var arkadaşlar Bunları isteğe bağlı ayarlayabiliyorsunuz fakat ben size bunu önermem. Çünkü ben e, TPSL kısmını zaten ayarlayacağım ve siz sonrasında pozisyonu mesela görebileceksiniz TPSL kısmını. Eğer ki beğenmezseniz o zaman pozisyonu manuel olarak siz kapatabilirsiniz. Zaten size bildirim gelecek. Pozisyon açtığım anda ve siz de işleme gireceksiniz e, takip ederseniz. Bunu zaten görebileceksiniz. Ardından sonraki adıma tıklayalım arkadaşlar. Bakın soruyor yatırımcı kripto krallığı kar paylaşım payı %10 ve bu diğerlerinde çok daha fazladır. Ben sadece yüzde %10'da bıraktım. Ardından hangi pariteleri kopyalayacağınız izole marjin modunda seçili kaldık. Sabit miktar her seferinde 20 dolar dedik ve yatırımcıyı takip et dedik. Burada göndere tıklıyorum arkadaşlar. Göndere tıkladıktan sonra bakın işlem başarılı. Yatırımcıların seçeneğinde görüntüleyebilirsiniz diyor bizlere. Burada yatırımcılara tıkladığım anda bakın kripto krallığını artık takip etmeye başladığımı görebiliyorum. Ve artık takipten istersem ayrılabilirim. Yani burada beğenmezseniz de tabii ki ayrılabilirsiniz veya düzenlemek isterseniz burada hangi paritelerde işlem yapacağımı belirlemek isterseniz sadece Bitcoin işlemlerine girmek istiyorum vesaire derseniz burada ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani sistem burada izleme listesinden vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Ee, sizler buraya artık 100 dolarlık bir e, direkt olarak para yatırmış oldunuz. Hemen mesela burada arkadaşlar iptal edelim buraya geliyorum. Takipten ayrıl'a tıklıyorum. Bakın ayrıl dedim. Ayrıl dediğim anda da artık takip edilmedi şeklinde bakın artık net değerin 0 dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi isteğe bağlıdır. Sizler de bana güveniyorsanız ve benim de aynı anda işlem almak istiyorsanız burada takip edebilirsiniz.